Saat gece 2. Şiddetli yağış başladı. Ya tarafı sel götürüyor desen yeri var. Şurada su birikintileri var. İçeride pazar yerinin içerisinde şey yapmaz. Sağanak yağış. Hakikaten lambanın orasını da gösteriyor. Felaket yağıyor. Çadırda 2 metre sağa çekmek zorunda kaldım. Üstü kaç su kaçırıyormuş oluklardan. Pazar yeri her şeyde dört dörtlük olacak hali yok da. Çabuk uyandım işe. Çadır ıslanmadan, bana su gelmeden kenara kaçtım. Evet, tekrar çadıra girebilirim. Yağmur şiddetini biraz olsun azalttım, normale döndü. Biraz evvel var ya, o kadar şiddetliydi ki aklımız ayarımızdı. Evet, sabaha kadar yağış devam ediyor. Öyle gözüküyor. Hava durumu öyle diyor. Evet, saat 3.30. Şafak ayakta. Yapacak bir şey yok. Milas Belediyesi'nin kapalı pazar yerine güvenerek çadırımı kurdum ama üstten oluklardan akıttığı gibi aynı zamanda şeyden de tabandan da alıyor, oluklardan gelen şeyler dere gibi içeride akıyor. Rapor topar çadırı toparladım, tezgahın üstüne koydum malzemeleri, yürüldüğü gibi göstereyim, yaydım bu şekilde. Bereket ıslanmadan kurtardım. Evet, bir saatten sonra ben ayaktayım. Sabahın olmasını bekleyeceğim. Çadırın üstünü, altını ve çadır altlığı da ipe serdim. İslandı onlar da. Bereket çadırın içerisini kurtardım. Kendimi de kurtardım. Sabah böyle yapacağız artık. Yapacak başka bir şey yok. Evet, maceralı geçen bir geceden sonra sabahladım. Bu gece uyku haramdı ona. Uyuyamadım. Uykusuz bir sabah. Gören sabahından günaydınlar. Saat kaç? Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Zaten burada taksi durağında oturarak şöyle gözlerimi dinlendirerek vakit geçirdim. Sabah öyle ettim. Yapacak bir şey yok. Şiddetli yağış pazar yerinde su bastı. Ben de çadırı toparlayıp kaçmak zorunda kaldım. Her neyse, gün böyle başladı. Milas tarafına doğru geleceğim. Saat 7'de yağmur var diyordu. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Hala yağmadı. Demek ki yağmam diyor. Ama saat 9'da yağacakmış. Yolda yakalanırsam artık yağmurlu mağarlı yer ölmeyi devam ederim. Arka plan Marmaris tarafı. Oralarda şiddetli yağış olduğu gözüküyor zaten, belli oluyor. Simsiyah bulutlar takımda da var. Evet. Güne bu şekilde başlıyoruz. Saat 7.15 itibariyle ben Milas istikametine doğru hareket edeceğim. Gün ne getirir ne götürür bilemiyorum. Milas'ta mı kalırım, Selimiye'de mi kalırım, Bafa'ya mı geçerim? Zaman gösterecek onu. Gün içerisinde yaşadıklarım. Bakalım nasıl bir maceralı bir gün yaşayacağız, göreceğiz. Evet, Ören'den yolculuk başlar. Arabaların geçmesini bekliyorum. Evet. Öğrenden ayrıldım. Kamp yaptığım yerden, daha doğrusu kamp yapamadığım yerden ayrıldım. Milas'a doğru gidiyorum. 46 kilometre yolum var. Bunun yarısı biraz tırmanış. Ondan sonra Milas yüzüneymiş. Ben hep o rotayı tersten yapıyordum. Milas tarafından buraya geliyordum. İlk defa buradan çıkış yapacağım. Bakalım. Aynı zevki yaşayacak mıyız? Yağmur yağmasın yeter. Gerçi hava açtı. Hava yükseldi. Saat 8 itibariyle yollardayım ben. Termik santrali soluma alıp Milas'a doğru gidiyorum şimdi. Yukarı doğru çıkıyorum. Termik santrali görmüşsünüzdür. Ta ben balık aşırına tırmanırken bile Gökova Körfezi'nin öteki tarafında olmasına rağmen bacası gözüküyordu. O kadar büyük bir bacaya sahip, yüksek bir bacaya sahip. Şu anda cevher işlenen bölge, cevher taşınan bölgeye doğru yukarı doğru çıkıyorum.
çok geniş bir alana kapsıyor. Cevherin çıkarılması, oraya gelmesi, bilmem ne işlenmesi işte falan filan. Bir sürü şey işte. Sanayiden, ticaretten, bir şeyden verebilecek şey yok. Termik santralin faydası var mı, yok mu? Ne işe yarar? Kötü tarafı var mı? Denetlenebiliyor mu? Beni ilgilendiren konular bunlar. Denetleniyorsa, baca filtreler değişiyorsa, zamanında tespitler yapılıyorsa tamam, vardır faydası. Öteki türlü zararı vardır. Yukarıda da görüldüğü gibi bakın, oralardan cevherler, kömürler geliyor, işleniyor, getiriliyor, aşağı doğru iniyor. Evet, bir hatırlatma yapayım. Ortam çok güzel. Karadeniz'i aratmayacak yeşillikler. Şahane bir vadi içerisinden tırmanış yapıyorsun. Güzellikleri saydım. Ama kötü tarafını da söyleyeyim. Emniyet şeridi yok. Gördüğünüz gibi yan tarafa kaçtığın zaman da küçük mıcırlar var. Çizginin üstünden gitmek mecburiyetindesiniz bir anlamda. Evet, gideriz. Sorun değil. Arada bir sola da çıkarız. Yalnız kömür havzası bölümü bölgesi olduğundan dolayı kamyon trafiği çok fazla. Bak ben şu anda sessiz bir ortamda açtım kamerayı da konuşma sesim ortalığı çıksın diye. Hala trafik de var. Bu tırmanışın sonuna kadar böyle Bayır Köyü olması lazım. Bayır Köyü'ne kadar bu şekilde bir tırmanışı var. Trafikle beraber, kamyon trafiğiyle beraber bu yola gireceklere bir hatırlatma babından bir söyleyeyim dedim. Hep güzel şeyleri anlatacağımız anlamı taşımıyor bu. Yoldaki gördüklerimizi de anlatmakta fayda var. Evet, tırmanacağız bakalım. Kaç tırmanış var? Görelim. 110 gibi görüyorum ama yaklaşınca çıkacak ortaya. Evet, 110 tırmanışımız var. Tırmanış başlıyorsa bu 5 kilometrelik bir tırmanış olacak. Evet, 110. Tanınım, tanınım, tanınım. %10. Evet, hayırlı uğurlu olsun vatanı millete. Bilhassa 30 kilometre kadar bir yolum kaldı. 18 kilometre yol gelmişim. Bulunduğum yer parçalı bulutlu. Güneş bir geliyor, bir gidiyor, kaybolup gidiyor ama Milas tarafı nasıl doldurdu? Simsiyah bulutlar. Arada bir böyle şimşekler çakıyor. O çaksa da görürüz, görünse. Doldurdu adam akıllı orası. Milas'ta yağmur yağıyor. Hayırlısı olsun bakalım. Herhalde yağmurla beraber gireceğim gibime geliyor oraya. Termik santral taraflarına da geldim. Buradan artık Milas'a tam yarı yoldayım yani, tam yarı yolda. Kaç? 23 kilometre olmuş, 46 kilometre olacaktı. Evet, tam yarı yoldayım. Rüzgar sertleşti ve karşıdan esiyor kuzey rüzgarı. Bu iyiye delalet. Lodos rutubet yapar. Zaten buraya kadar bayağı terlemiştim.
Hemen üstümü değiştirdim, çıkarttım, kurları giydim. Rüzgarlığı da giydim, öyle gidiyorum. Çünkü rüzgar soğuk soğuk esiyor. Zaten yerlerde yaş, her taraf yaş. Rüzgarla beraber adamı çarpar. Dikkatli ol Şafak, çarpılma. Evet, yolumuz nereye gidiyor? Minas'a doğru gidiyoruz. Ne Minas'mış be arkadaş. Git git bitmiyor. Aha, yine rampa var. Evet, bu sefer yağmura yakalanmadık. Yağmur yarım saat önce buralara gelmiş geçmiş. Ya bu da gördüm bunlar. Evet, buradan geçmiş demek ki. Aşağıda köftecinin orada konuşuyorlardı. Bayağı yağmur yağmış bu aralar. Belli zaten canım, yollardan, ortamdan da belli. Şöyle tepemi kaldırıp kafamı bakıyorum şöyle. Sağ tarafta var, sol tarafta yok. Herhalde yakalanmayız bu saatten sonra gibime geliyor. Hayırlısı olsun. Hep hayırlısı olsun diyoruz. Hayırlısı oluyor zaten. Evet, saat 12 itibariyle neredeymişim ben? Ha, Ekizköy sapağındaymışım. Ve yağmur başladı. Yakalandım yine yağmura. Ne yaptık? Duraktayım. Durağa saklandım. Pisledim, gerçi arkası dışarıda kaldı ama kalsın varsın, bir şey olmaz. Yağmur öteki taraftan yağıyor. Arkası ıslanmaz. Evet, yine yağmura yakalandık. Yine yakalarken öğrende yakalandık. Yolda yakalanmıyor diyorduk. Burada yakalandık. Hayırlı olsun vatanım, milletleri vatanım. Bodrum tarafından geliyor. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Beklemedeyim. Şimdi kahvemi yapar, kahvemi içerim. Vakit öldürürüm. Milas'a az bir yolum kaldı. Daha doğrusu önce Beçin. Beçin'den sonra Milas. Şöyle sol tarafa bakıyorum, Bodrum tarafına. Kara kara bulutlar bu tarafa doğru geliyor. Hem de gürüldeyerek. Ardı yine beyaz bulutlar da, ama yine kara bulutlar var. Her neyse. Şimdi aşağı yukarı bir 10 kilometre kadar yolum kaldı Milas'a. Milas'a varınca bildiğim bir tane kapalı pazar yeri var. Birinci alternatifim orası. Baktım hava açtı, yağmur yağmıyor. Selimiye ya. 16 kilometre ilerideki Selimiye'ye. Okul bahçesine atabilirim. Ha. Hava akın, her şey yolunda gidiyor. Hiçbir şey olmadı. Kafa Gölü kenarında kamp yaparım. Saat daha 2'ye 20 var çünkü. Gece uyumadan sabah çok erken hareket ettiğimden dolayı iyi yol alıyorum. Ama arada bir yağmur barikatından dolayı etkileniyorum.
Bakalım. Şu anda günlük güneşlik tepe. Ama sağında solunda simsiyah bulutlar var. Bekle gör şapak. Yine yakalandık yağmura. Yağmur yağıyor, bereket yağıyor. Yazal gidip bir işte gidemeyeceğim herhalde. Bizde Milas Reziyareti, Miras Kepazeliği'ni atlattım çok şükür. Her tarafım çamur oldu. Ayaklarım, bisiklet, çanta, hepsi. Hemen Milas'ın dışında benzin istasyonuna çektim. Güzelce yıktım, izik harekatı. Çantalar, mantalar pırı pırı oldu. Şimdi zaten kuzey rüzgarına doğru gidiyorum. Hepsi de kurudu bile. Evet. Milas'ı kalmak yönünden eledim. Çünkü hava güzel. Şu anda bir sıkıntı yok. Selimiye'ye kadar basabildiğim kadar basayım. 16 kilometre menzili var. 5'imi geldim, 10 kilometre kaldı geriye. Bir Selimiye'ye gidelim. Baktım olmadı. Bafa'ya kadar gideriz. Bu gördüğünüz Milas Bafalı arasındaki Sarıçay ve Sarıçay Köprüsü. Tarihi Sarıçay Köprüsü olarak geçiyor bu. Tarihte kalmamış ama pırıl pırıl bir yeni köprü yapmışlar. Ben bunun eski halini biliyorum, eski şeyinde. Onu da yayınlayacağım size. Yani bir dokusu vardı. Kesme taşlardan güzel güzel köprü yapmışlar şimdi. Burası tarihi Sarıçay Köprüsü. Hiç herhalde yağmur düşmedi. Yerler kupkuru. Evet, bu kurulukta ben de gidiyorum. Nereye kadar? Yol nereye götürürse. Saat kaç? 6'ya çeyrek var. 17.45. Yani ayaklarım döndüğü sürece, pedala bastığı sürece herhalde Bafa Gölü'nün kenarına doğru gidiyorum. Ne yapıyorum artık?
Uykusuzluk da var ha. Akşam yağmur nedeniyle uyuyamadım. 2'den beri ayaktayım. 2'den beri koşturmaca, saat 7'den beri de pedal basıyor. İşte o yağmur zamanları dinlendim biraz. Onun haricinde pek dinlenme yok. Ya zaten burada bir tünele çıkış var. Bafadan önce, ondan sonra da 1-2 tane yükselti. Bafa dedi. Yani gittiği yere kadar. Bu arada gözüme kestirirsem içerilerde güzel bir yer. Şşt, görürüm. Kaçmaz. Yok. Çok uçak.